suyu denilen yerdeydim. Daha önce de yolum düşmüştü buralara. Tepeye çıkan toprak yol, yazları insanın gözünü yoran altın bir renk alırdı hep. Sağda solda bitmiş keşnim ile taş yamutu dışında etrafta pek bir şey yetişmezdi. Az ileride de buralara adını veren ünü en uzak köylere, hatta imparatorluklara kadar uzanan meşhur at suyu çeşmesi vardı. Kendiliğinden bit vermiş gibi, kimin ne zaman yaptığı bilinmeyen at suyu. Üstüne yakılan ağıtlardan, anlatılan hikayelerden önce bir kere görünüşte diğer çeşmelerden farklıydı. En azından bu konuda ahalinin hakkını vermek gerekirdi. Yetişkin insan boylarında tek başına garip görünüşlü bir kayaydı bu. Toprağın üstünde görünen gibi bir o kadarı da toprağın altında sağlamdı. Gözün olabildiğine uzanan koca bir vadiye bakıyordu. Bulunduğu yerden olsa gerek Ander Klasıca kim yaptıysa buraları gözetsin diye yapmış diyen bile görmüştüm. Lakin diğer çeşmelerden asıl farkı görünüşünden çok hakkında anlatılanlardaydı. Doğrusu üzerine bu kadar söz söylenen bir başka çeşme daha duymamıştım. Bunlardan en meşhuru ise zalim bir sultan ve onun hiç yenir gözü görmemiş ordusuyla ilgiliydi. Adına merhametsizler denilen ordusuyla birlikte yeryüzüne azgın bir yara gibi yayıldıkları zamanlarmış. Nihayet dünya üzerinde ele geçirilebilecek son kara parçasını da işgal ve istila ettiklerinde geriye sadece batının toprakları kalmış. Yaşayan hiçbir varlığın ayak basmaya cesaret edemediği, kimi halklara göre dünyadaki cehennem. Hatta cehennemden de beteri, batının kahreden toprakları. Çevresindekiler onu bu yoldan döndürmek için çok dil dökmüş. Yakarıp yalvarmışlar ama nafile. Sultan orayı da fetheden ilk hükümdar olma hevesine düşmüş bir kere. Emir gelmiş. Ordular sefer için hazırlanmış. Az durup çok gitmişler. Uzun yolculuklarında sultan ve ordusu kuş uçmaz, kervan geçmez bir dağ yoluna varmışlar. Bu sarp yolu da tırmanıp açtıklarında atı da kendi de nefes nefeseymiş. Neyse ki yorgun at tam huysuzlanıp ayak diremeye başladığında gölgedeki çeşmeden ipek gibi akan suyun tatlı şırıldaması kulağına çalınmış sultanın. Düşünmüş, harlayan hayvanın sulanıp nefeslenmesinin önlerindeki uzun yol için daha iyi olacağına kanaat getirmiş. Böylece koca ordu durup at sulansın diye beklemeye koyulmuş. Ağır ağır çeşmeye meyleden yorgun at, buz gibi suyu kana kana içmeye başlamış. Birazdan sultan atını yola çevirdiğinde ordu da tekrar harekete geçmiş. Gel gelelim, on adım ya gitmiş ya gitmemişler ki herkesi dehşete düşürüp yürekleri titreten korkunç bir çığlık yükselmiş. Kimse daha ne olduğunu anlayamadan suyun soğuğunun çatlattığı hayvan yol üstü oracıkta can vermiş. Sultan da devrilen dağ gibi atın altında ezilmekten kurtulamamış. Çıktığı yoldan böylesi uğursuz bir olay sebebiyle geri dönmeyi onuruna yediremeyen sultan, ordusunun ne olursa olsun yola devam etmesini istemiş. Lakin yarası ciddiymiş. Üstelik her geçen gün azalacağına durmadan artıyor, hiçbir tabip sultanın yarasına derman olamıyormuş. Emir bu ya, sultanları acı içinde inim inim inleyen merhametsizler ordusu kahreden diyarlara girmiş. Fakat ne onlardan dönebilen olmuş, ne geride isimlerini hatırlayan biri kalmış. Bilinsin istemeyince insanlar unutulup gitmişler.
sanki hiç var olmamışlar gibi. Halkın bir kısmı bunun geride gözü yaşlı koyulan sayısız dulun ve yetimin ahı sonucu ilahi bir ceza olduğunu söyler. Bu yüzden mübarek sayarlar bu çeşmeyi. Günahlarından korkar, suyuna el vurmazlar. Bir kısmı da batının uğursuz, karanlık bir nişanı saydıkları için yakınına bile uğramaz buranın. Anlatılanlar bir yana, nihayet at suyuna varmıştım. Tırmandığım Sarp Dağ yolu boyunca yine tek bir canlıyla karşılaşmamıştım. Belki de o yüzden her zerresine sinmiş bir ıssızlık hissi vardı buranın. İnsanı karşılayıp sarıp sarmalardı bu his. At suyunun başında gördüğüm gizemli adam bile bu duyguyu kırmaya yetmemişti.